Merhaba arkadaşlar. Bugün size sabahın erken saatlerinden merhaba diyorum. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Biraz böyle ortam seslerinin fazlasıyla doğal olduğu bir zaman dilimi şu anda arkadaşlar. Bolca kuş sesleri falan duyacaksınız muhtemelen. Umarım rahatsız olmazsınız. Benim için çok dinlendirici, huzur verici seslerdir. Sizin için de öyledir muhtemelen. Ki biliyorsunuz bütün motivasyon müziklerinin arkasında illaki bir su sesi, kuş sesi falan olur. O yüzden motive edici olur umarım diyorum. Ya da sizi iyi hissettiren bir arka ses planı o olmuş olur diyelim bugünkü konumuz bileşke fonksiyon arkadaşlar oldukça uzun bir video olacak Öncelikle onu söyleyeyim çok kısa bir video olmayacak ee, ama bu videonun uzun olması bol sorulu olması anlamına geliyor ve sizin için öğretici bir video olacaktır diye düşünüyorum ee, Umarım faydalı olur başlıyorum şimdi bileşke fonksiyon dediğimizde ilk olarak şu sembolü gördüğünüzde onun bir bileşke fonksiyonu olduğunu söyleyeceksiniz arkadaşlar. F bileşke G(x) hiçbir zaman G bileşke F(x)'e eşit değildir. Yani değişme özelliği yoktur diyor. Fonksiyonlarda bileşke alınırken sağdaki fonksiyonun eşiti soldaki fonksiyonda her x yerine yazılır. Burada ne demek istiyor? Aslında arkadaşlar biz bileşke gördüğümüzde yani F bileşke G'yi gördüğümüz an bu aslında F fonksiyonunda G X demektir. Söylediği şey bu. Sağdaki fonksiyonu al soldakini de X yerine yaz. Yani dıştan içe doğru aslında F'de G, G'de tekrar X diyorum. Eğer 3 tane olursa örneğin F bileşke G bileşke H da x isteniyor diyelim. Bakın dıştan içe doğru yazıyorum. F'de g fonksiyonu, g'de tekrar H fonksiyonu, H'de da tekrar x değeri kapattım. İlk parantezin eşi, ikinci parantez eşi, üçüncü parantezin eşidir diyorum. Yani biz önce h(x)'i bulacağız. O bulduğumuzu g'de yerine yazacağız. O bulduğumuzu tekrar f'de yerine yazacağız şeklinde yapıyoruz. Hemen örneğime geliyorum. F bileşki f-1 nedir diye soruluyor. Bakın burada bize tek bir fonksiyon varmış. fx fonksiyonu. O yüzden bu ifadeyi tekrar kendisinde yerine yazacağım anlamına geliyor. Yani bu f'de tekrar f'de eksi 1. Şimdi f-1 dediğim değeri bulacağım öncelikle. Nedir f-1? x yerine eksi 1 yazarım. Buradan artı 3 artı 4'ten 7 gelir. Yani burası 7. O halde bundan kurtulduk. Değeri 7. Dışarıdaki f fonksiyonu duruyor hala. de tekrar 7'yi bulduyor. Hemen yerine yazıyorum. de 7 eşittir. Eksi 3 çarpı 7 artı 4. Yani eksi 21 artı 4'ten eksi 17'dir diyorum. Bu kadar arkadaşlar. Hemen geldim bir sonraki örneğe. Şimdi f bileşke g4 diyor. Yani bu aslında de... G. G'de tekrar 4 demek. Kapattım. Tekrar kapattım. Şimdi G'de 4'ü bulmam lazım öncelikle. G'de 4 için arkadaşlar x yerine 2 yazıyorsunuz. O halde burada da x yerine 2 yazacağım için G'de 4 dediğim değer 5 yaptı. Yani burası 5. E şimdi ben f'te 5'i arıyorum. F'de 5 eşittir. Yerine yazıyorum. 5 eksi 2 çarpı 5. Buradan da Eksi -5 değerine ulaştım diyorum. Yapacağımız işlemler bundan ibaret. Hemen geldim buraya. Bakın biraz daha renklendirelim sayfamızı. Şimdi bir f(x) fonksiyonu verilmiş, bir de g(x) fonksiyonu verilmiş. Bileşkesi ile g(x)'in çarpımı soruluyor. Şimdi burayı düzenlersem f de g(x) fonksiyonudur bu fonksiyon çarpı tekrar gx ifadesi sorulan. Şimdi f gx için arkadaşlar gx'in değeri 1 bölü x olarak verildiği için aslında ben f 1 bölü x ifadesiyle gx'i ki gx'in değeri de 1 bölü x olduğu için bir daha çarpacağım. E şimdi fx verildiyse f 1 bölü x'e ulaşmak için x yerine 1 bölü x yazıyorum her yerde. E bu durumda hemen şöyle gösterelim. F 1 bölü x ifadesi 3 çarpı 1 bölü x eksi 4 bölü 2 çarpı 1 bölü x eksi 3 kapadım parantezimi çünkü bunun tamamını 1 bölü x ile çarpacağım çarpı 1 bölü x dedim. Bakın burada düzenleme yapıyorum. Burası 3 bölü x aslında. Bu x eksi 4 ile çarpılır payda eşitlenirse eksi 4 x. Yani elimde 3 Eksi 4x bölü x tekrar bölü. Bakın 2 bölü x eksi 3 olduğu için eksi 3x. Yani 2 eksi 3x bölü x elde ettim. Arkadaşlar ters çevirip çarptığınızda paydalar eşit olduğu için birbirini götürecektir. Ve geriye sadece burası için 3 eksi 4x bölü 2 eksi 3x kalacaktır. Bu ifadeyi de tekrar 1 bölü x ile çarpmam gerekeceği için payla pay paydayla payda çarpılacak ve bunun üzerine tabii ki dağılacak. O yüzden 3 eksi 4 x bölü 2 x eksi 3 x kare bana cevabı verecektir diyorum. Tamamen düzenlemeden oluşan bir sistemim var. Ve geldim bir sonraki örneğime. Yine f fonksiyonu verilmiş ama bu defa fx değil f de 1 eksi 3x biraz daha karmaşık. Aynı şekilde G'de o halde verilmiş. Şimdi bileşkesinde G1 soruluyor. Yani bu F bileşke G1. F'de G1 demek olduğu için. Önce benim G'de 1'e ihtiyacım var. Bakın G'de 1'i bulmak için X yerine 2 yazmanız gerekir. Tabii ki her tarafta. G'de 1 eşittir 10 olur diyoruz. Şimdi... Burayı 10 bulduktan sonra artık f de 10'a ihtiyacım var. Şimdi ben direkt yazacağım değeri görebiliyorum. Yerine eksi 3 yazacağım 10'a ulaşmak için ama diyelim ki göremiyorsunuz. O halde içerideki değerler birbirine eşitlenecek. Yani 1 eksi 3 x dediğimiz değer 10'a eşit olacak. Hemen bunu karşıya atıyorum. Eksi 3 x eşittir 9. Her tarafı eksi 3'e bölüyorum x eşittir eksi 3. Bakın x yerine eksi 3 yazarsanız burayı 10 yapabiliyormuşsunuz. O yüzden karşı tarafta da x yerine eksi 3 yazıyorsunuz. Ve f10 değeriniz eksi 9 artı 4'ten eksi 5 olarak bulunuyor. Şimdi fx bana verilmiş. 4 eksi f bileşke gx gx artı 1'e bölündüğünde x eksi 2 sonucuna ulaştırıyormuş bize. Şimdi arkadaşlar bakın Elinizde fx var. Gx ile alakalı hiçbir şey yok. Ama g'de 0 sorulduğu için bu x yerine sıfır yazacağınız anlamına geliyor. Her yerde. Yani ben 4 eksi bunu da düzenliyorum. F'de g ve g de artık 0 haline gelmiş oldu. Bölü g 0 artı 1 eşittir eksi 2 diyorum. Hadi bir içler dışlar yapalım daha temiz olsun. 4 eksi F'de G0 dediğim değer yazarak gitmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi G0 F içerisine yazılsın istiyor. O yüzden X yerine G0 yazacağınız anlamına geliyor. Burada da o zaman X yerine G0 değerini yazıyorum. Aynı F'de 2'yi bulmak gibi getirip X yerine G0 yazmış oluyorum. Şimdi o halde ben burayı 3. Tabii ki bu bütün olarak eksi içeriye dağılacağı için parantezde yazılacak. 3 tane g 0 değerinden 2'yi çıkarıp 5'e bölüyorum. Bu ifadenin yerine bunu yazmış oluyorum. Eşittir diyorum. İçler dışlar yaptığım için bunu da karşıya attım. Eksi 2 g de 0 eksi 2 elde ediyorum. Bundan sonrası düzenleme. Bakın 5 çarpı 4'ten 20. Eğer eksiyi içeriye dağıtırsanız eksi 3 G 0 artı 2. Şimdi bölü 5 olacak ama ben bu bölü 5'i de karşı tarafa çarpı olarak gönderiyorum. Çünkü payda eşitledim artık. Bu haliyle gönderemezdim. Burada payda eşitledikten sonra ortak bir bölü 5 olacak ve karşıya gönderebileceğim. Bu durumda burası eksi 10 G 0 eksi 10 yapacaktır diyorum. Şimdi düzenliyorum artık. Burası 22 eksi 3 tane G0 değeri eşittir. Eksi 10 G0 eksi 10 oldu. Şimdi bunları buluşturuyoruz arkadaşlar. Bakın bunu buraya gönderirseniz 7 tane G0 değeri normal denklem çözümü. Eşittir diyorum artı 22 karşı eksi 22 olarak geçti. Eksi 32 oldu. Şimdi her tarafı 7'ye bölüyorum tabii ki. G0 elde etmek istediğim için bu durumda da G0 değeri yani sorulan eksi 32 bölü 7 olarak cevabı verdi diyorum. Hemen geliyorum bu soruya. Bize diyor ki x asal rakamlardan oluşan bir küme A kümesi. Yani benim x yerine yazacağım değerler A'dan B'ye tanımlı olduğu için asal rakamlarmış. Peki nedir asal rakamlarım? 2, 3, 5 ve 7 asal rakamlarım. Şimdi A'dan B'ye tanımlanıyorsa bakın x yerine ben sırasıyla 2 yazacağım, 3 yazacağım, 5 yazacağım, 7 yazacağım. O halde ben x yerine 2 yazarsam cevabı 8 bulurum. x yerine 3 yazarsam 10 x 3'ten 7 bulurum. Yani B'nin değerleri olmuş oluyor bunlar. Daha sonra 5 yazarsam 5 bulurum. 7 yazarsam 3 bulurum. Şimdi A'dan B'ye tanımladığı için A'nın değerlerini yazdık, B'nin değerlerini bulduk. O zaman B'ler bu elemanlardan oluşuyor. O halde ben B'den C'ye tanımlıyorsam artık B'yi x yerine yazacağım değerler olarak alıyorum. O yüzden b'nin değerlerini getirip burada yerine yazacağım diyorum. Şimdi eğer siz 8 yazarsanız karesinden 64'e götürür. 7 yazarsanız x yerine 49'a götürür. 5 yazarsanız 25, 3 yazarsanız 9 olur. Demek ki burada A kümesinin bileşke fonksiyonu altındaki görüntü kümesi nedir diye soruyor. Yani bu ifade g'de aslında f(x) demek değil mi arkadaşlar? Biz de zaten bakın g'de f(x)'in değerlerini yazdık. Yani zaten bileşkenin görüntüsünü bulmuş olduk. Bu ifade bileşke ifadesi olmuş oldu. O yüzden benim görüntü kümemin elemanları küçükten büyüğe doğru yazıyorum. 25, 49 ve 64'ten oluşuyormuş diyorum arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. bileşke olduğunu nereden anladım? Bileşke g'de fx, fx fonksiyonunu bulduk. O bulduğumuz değerleri g'de tekrar yerine yazmış olduk. O yüzden zaten bileşkeyi ifade etti bize. Şimdi f'de x artı 2 değeri verilmiş. g x kare artı 2 değeri verilmiş. h değeri verilmiş. Burada üçlü bir bileşke soruluyor. Şimdi arkadaşlar biz bunu f'de g fonksiyonu tekrar onda h fonksiyonu tekrar orada da bir ifadesi bulunacak şeklinde yazıyorduk. Şimdi fonksiyonun bu aradığım değer. E o halde öncelikle h'ta 1'e ulaşmalıyım. h'ta 1'e ulaşmak için de bakın x yerine 2 yazmanız yeterli. h'ta 1 dediğiniz değer sizi 2'ye götürür. Demek ki burası 2'ymiş. O zaman elimde kalan fonksiyonlara bakıyorum. f'de G'de artık 2'yi arıyorum anlamına geliyor bu. Şimdi G'de 2'yi bulmam gerekiyor. G'de 2'yi bulabilmek adına da X yerine 0 yazmam gerekiyor ki G'de 2'ye ulaşalım. Bu da bizi 3'e götürüyor. Yani burası 3 o halde bundan da kurtulduk yerine 3 yazdığımız için artık F'te 3'ü aramamız gerekiyor. F'te 3 içinde burayı 3 yapan değeriniz 1 olduğu için x yerine 1 yazıyorsunuz. O da sizi bakın eksi 5'e götürüyor. Hemen geliyorum yandaki soruya. Bakın çok iyi. Şimdi siz burada f bileşke g verilmiş ve karşıda yine g'li bir fonksiyon. Aynı şekilde. H bileşke F isteniyor. Şimdi sorulan H'da F, X aslında. Peki benden istenen ortada bir G fonksiyonu var ve direkt H ve F arasında bir bağlantı kurmak mümkün değilmiş gibi görünüyor. Ama bakın şu fonksiyonları düzenlerseniz bunlar F'de G, X eşittir. 2 gx eksi 1 ve H'da gx X eşittir. 3GX artı 2 olarak düzenlenmiş olur. Şimdi burada bakın siz şu ifadeye X derseniz buradaki şunu şöyle yazacağız. Buradaki ifadeye de X derseniz eğer fx eşittir 2G x dediğim değer 2x eksi 1 oldu. Yani ben gx gördüğüm yerlere x yazarsam fx ortaya çıkarmış oldum. Aynı işlemi buraya uyguluyorum bakın. O yüzden hx dediğimiz değer de bizi 3x artı k götürüyor. İşte iki fonksiyon da elimde şu anda. O halde fx dediğim değer 2x eksi 1. Ben bunu h fonksiyonunda arıyorum. hx elimde ise h'ta 2x eksi 1 için x yerine getirip 2x eksi 1 yazıyorum. O halde h'ta 2x eksi 1 fonksiyonum eşittir. 3 çarpı 2x eksi 1 artı 2 oldu. Sadece x yerine 2x eksi 1 yazdık. Bu durumda 3 çarpı 2'den 6x buradan eksi 3 artı 2'den eksi 1 elde ettik diyoruz. Yine gx fonksiyonu verilmiş, bileşkesi verilmiş, fx soruluyor. Bu defa da sorulan fx. Bunun düzenlemesini yapıyorum. F de gx olarak yazıyorum. Eşittir. Karşı taraf 6 x kare eksi 3x artı 2 olarak bir dursun. Şimdi f'de gx dediğim değer bakın gx'in değeri de olduğu için f'de 2x kare eksi oluşur aslında. E karşı taraftaki şu iki kısma 3 parantezini alırsam 2x kare eksi x elde ederim. Bir de artı 2 değerim var derim. O halde Şunların yerine artık burası ile aynı ifadeyi bulduğum için az önceki gibi gx'ler yerine x demiştim. Burada da bu ifadeler yerine x değerlerini verirsem fx fonksiyonunu ortaya çıkarabiliyorum. Bu fonksiyonda 3x artı 2 oluyor diyoruz arkadaşlar. Yani buradaki ile buradaki arasında bir bağlantı kurabilirsek yerine yazdığımızda tertemiz buluyoruz sonucu. Aynı şekilde bakın burada da yine bunlar bağlantı soruları. Yani illa ki benden fx deniyorsa ben buradaki ifadeyi x yapmaya çalışırsam bulamam. Direkt bulamam. O yüzden burada bir düzenleme yapıp ikisi arasında bir bağlantı kurmaya çalışıyorum aslında. Yani şu ifadeyi buna benzeteceğim. Bunun içinde çarpanlarına ayırma da toplamın karesi kuralının farklı bir versiyonunu kullanacağım hatırlayın a kare artı b kare dediğiniz değer a artı b'nin karesi eksi 2ab şeklinde de yazılabiliyordu. O halde ben bu ifadeyi x artı 1 bölü x'in karesi eksi 2 çarpı x çarpı 1 bölü x olarak yazabiliyorum. Sadece bunun yazılış hali bu. Bir de sonda ne var? Eksi 2. O halde f'de x artı 1 bölü x dediğim değer bu ifadeye eşitmiş. Şimdi bakın buradaki x'ler birbirini götürdü. E ben aynı ifadeyi yakaladığım için başka x de kalmadığı için elimde bunların yerine artık x dersem fx fonksiyonu eşittir. x kare eksi 2 buradan geldi. Eksi 2 de buradan eksi 4'tür diyorum. İşte fonksiyonumuzu elde etmiş olduk. Hemen geliyorum Diğer örneğime. Bakın bunu direkt 3 yapabilen bir değer bulamazsınız. O halde biz bunu 3'e eşitlemeye çalışmak yerine bu ikisi arasında yine bir bağlantı kuracağız. Genelde de çarpanlarını ayırmada işte tam kare özdeşlikler daha doğrusu özdeşliklerden faydalanabiliyoruz genel olarak. Şimdi 2 üzeri x'in buna f de 2 üzeri x'in karesi artı 2 üzeri x çarpı 2 olarak bir düzenleme getiriyorum. Bakın 2 üzeri x'in karesi 4 üzeri x. 2 üzeri x artı 1 de 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 1. Onu da bu şekilde yazdım. Eşittir 2 üzeri x diyorum. Bakın şuradaki ifade aslında 2 üzeri x artı 1'in karesi olmaya aday. Bakın şimdi şöyle tekrar yazalım. 2 üzeri x artı 1'in karesi olmaya aday. Çünkü birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı artı ikincinin karesi. Şimdi buradan bir de artı ikincinin karesi geliyor ama burada yok. O yüzden bu ifadeden 1 çıkarıyorum. Yani benim f'de ifadem 2 üzeri x artı 1'in karesi eksi 1 olarak düzenlenebiliyor. Bu da karşı tarafta 2 üzeri x'e eşit oluyor. Şimdi artık burayı 3 yapabilirim ben. Yani diyorum ki 2 üzeri x artı 1'in karesi eksi 1 dediğim değer eşittir 3 bunu karşıya attım. 2 üzeri x artı 1'in karesi eşittir 4 oldu. O halde 2 üzeri x artı 1 dediğim değer ya 2'dir çünkü 2'nin karesi 4 yapar ya da 2 üzeri x artı 1 dediğim değer eşittir eksi 2'dir. Eğer eksi 2'ye eşit olduğunu düşünürseniz bunu karşıya attığınızda 2 üzeri x eşittir eksi 3 olur. Hiçbir zaman 2'nin bir kuvveti bizi negatif bir sonuca götürmez. O yüzden bu alınmaz diyorum. Yani eksi 2'ye eşitlik sağlanmadı. O yüzden bunu karşıya atıyorum. 2 üzeri x eşittir 1 oluyor x'e 0 verirseniz bu sağlanır. Sorulan zaten 2 üzeri x de o yüzden cevabımız buradan 1'dir diyoruz arkadaşlar. Biraz da grafikte inceleyelim bakalım bunları. Normal bir fonksiyon grafiğinden bahsediyor şimdilik. Bileşke yok. F eksi 2 değeri. Bakın eksi 2 şuradaki noktanız arkadaşlar sizi 2'ye götürüyor. F 3 sizi 5'e götürüyor. F'de 0, 0 noktası burası biliyorsunuz orijin. 0 sizi 3'e götürüyor. Yani x'in 0 olduğu değer için y 3 olmuş oluyor. O halde 2 eksi 5'ten eksi 3 bölü 3 bizi eksi 1 sonucuna götürdü diyoruz. Bakın burada da bileşke var. Önce bileşkeyi bir düzenleyelim biz. Burası F'de g 3 demekti. Aşağı tarafta g de f eksi 2 demekti. G'de 3'ü arıyorum öncelikle. Bakın G fonksiyonu bu fonksiyon. 3 değeri bizi 1'e götürmüş. O yüzden burası 1'dir diyorum. Şimdi F'de 1'i aramam gerekiyor o zaman. G'de 3'ten kurtuldum. bölü. F'de eksi 2'ye bakıyorum. F fonksiyonu bu fonksiyon ve eksi 2 kök kesen noktası. O yüzden 0'dır. O halde G'de 0'ı aramalıyım diyorum. Bunları bulduktan sonra F'de 1'e geliyorum. Bakın. F fonksiyonu bu fonksiyon ve bir değeri kesişim noktası ikisi için de 3'e gidiyor. 3 bölü G'de 0 değeri bakın 0 başlangıç noktası G fonksiyonu bu fonksiyon ve 0 için Y'yi kestiği nokta 4'tür. O yüzden sonucumuz 3 bölü 4 olur diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen fonksiyonların tersini de gösterip sonra bileşke ile ters arasındaki ters fonksiyon arasındaki ilişkiden bahsedip bolca örneğime devam edeceğim. Tabii ki sevgili kuşumuzla beraber. Ee, bu kuş arkadaşlar evde kanarya falan değil onu belirteyim. Şöyle anlatayım. Klimanın su borusunun geçtiği yerde yani duvarda onun açtığı oyukta bir yuva yapmaya çalışıyor. Ben de kıyamadım. Halanın yuvası olmasın mı yavrucağın dedim. E, o yüzden şu an odanın içerisindeymiş gibi sesi geliyor. Ama bu beni çok mutlu ediyor. Yani siz de rahatsız etmiyordur umarım diye tekrar değiniyorum. Şu alt fon müziği gibi düşünün onu. Doğal bir ortamda. Evet başlıyorum. Bir fonksiyonun tersi. F A'dan B'ye tanımlanan bir fonksiyon ise. F x'ten y'ye gidiyorsa x eleman a yani tanım kümesi y eleman b yani değer kümesi. Birebir ve örten bir fonksiyon olmak üzere birebir örten deme sebebi arkadaşlar ancak birebir ve örtense bir fonksiyonun tersini alabiliyoruz. Aksi halde tersi alınmıyor. O yüzden bunu belirtiyor. Yani bunu gördüğünüzde bu ne demek bir soruyu buna göre mi çözeceğiz falan demeyin. Birebir örtense tersi alınabilir. Hemen geldim buraya. Ters gösterim de B'den A'ya tanımlanır anlamına geliyor. Ve üzerinde eksi biri gördüğünüz an o fonksiyon ters fonksiyondur diyeceksiniz. O da Y'den X'e tanımlanıyor tabii ki. Şimdi aşağıda verilen fonksiyonların terslerini bulunuz diyor. Bakın biz Y'den X'e tanımlamak istediğimiz için X yerine Y, Y yerine X yazacağız artık. O yüzden bu fonksiyonu Y'ye eşitleyip X'i yalnız bırakmaktır benim ilk amacım. Hemen bunu karşıya atıyorum. 5x eşittir. Y eksi 2 oluyor. Sonra her tarafı 5'e bölüyorum. Buradan x dediğim değer y eksi 2 bölü 5 oluyor. Sonra x yerine y, y yerine x yazıyorum. İşte bu fonksiyon ters fonksiyon oluyor. Ben de bunu f eksi 1 x olarak göstermeliyim. O da x eksi 2 bölü 5'e eşit oluyor diyorum. Şimdi bunu bir süre sonra şöyle bir kazanımla daha kolay çözeceksiniz. Bakın her zaman ters işlem yapıyoruz. Burası artı 2 karşı eksi 2 olarak geçtiği için x eksi 2 çarpı 5 de bölü 5 olarak geçtiği için x eksi 2 bölü 5. Yani hep ters işlemini uygulatıyoruz. Verilen ifadelerin ters işlemlerini uygulatıyoruz. x Arası işaret değiştirdi. Eksi 2 çarpı da bölü olarak geçti. Bölü 5 oldu diyoruz. Pratik olarak. Şimdi aynı şeyi buna da uygulayacağım. Y'ye eşit diyorum. Bunu buraya, bunu karşıya atıyorum. 7 eksi y eşittir 2x oluyor. Daha sonra her tarafı 2'ye bölüyorum. Her tarafı 2'ye böldüğümde de x değerim 7 eksi y bölü 2 oluyor. Daha sonra y yerine x, x yerine y yazıyorum. 7 eksi x bölü 2 dediğim değer eşittir. Y olmuş oluyor. Yine aynı şekilde bakın bu artı 7 buraya eksi 7 olarak geçti. x eksi 7 bölü eksi 2 de çarpı eksi 2 de bölü eksi 2 olarak geçti. Bununla bu zaten eşit arkadaşlar. Eksi 2 artı 2 olmuş. Yukarıdaki artı x eksi x olmuş. Eksi 7 artı 7 olmuş. Yani her iki tarafı eksi 1 ile çarpmış düzenlemiş. Aynı şeyi buna yapacağım. Y'ye eşitleyeceğim. Altında gizli 1 var. İçler dışlar yaparsam. 3x artı 1 dediğim değer 4y olur. Sonra benim amacım x'i yalnız bırakmak olduğu için bunu karşıya attım. 3x eşittir 4y eksi 1. Her tarafı 3'e böldüm. Buradan x'i buldum. Sonra x yerine y, y yerine x yazdım. Ters fonksiyonumu oluşturmuş oldum. Bu durumda y fonksiyonu artık f-1'de x fonksiyonu olduğu için 4x-1 bölü 3 oldu. Bunu da yine şu şekilde yapıyorum bakın. 4x ters işlemi bölü 4 çarpı 4 olarak geçti. Artı 1 eksi 1 olarak geçti. 4x eksi 1 çarpı 3'te bölü 3 olarak geçti hep ters işlemden uygulayabiliyorsunuz. Ancak buraya gelirsek arkadaşlar bunun bir kuralı vardır. ax artı b bölü cx artı d şeklinde bulunan ifadelerin tersi alınırken bakın buradaki a ile buradaki d hem yer değiştirir hem de işaret değiştirirler arkadaşlar. Yani şöyle göstereyim. Yani bu artı D buraya eksi D olarak geçer. Diğerlerine dokunmuyorum. CX buradaki artı A da buraya eksi A olarak geçer diyorum. Tersini almış olduk şu anda. O halde yalnız şunu söyleyeyim. Burası mutlaka ax artı b yani x'li ifadeyle başlamalı. Burası da x'li ifadeyle başlamalı. Eğer bunları farklı verirse siz önce düzenleyip ondan sonra tersini alacaksınız. Şimdi buradaki 7 ile buradaki eksi 3 hem yer değiştirecek hem de işaret değiştirecek. Eksi 3 artı 3 olarak geçti. 3x eksi 2 bölü 2x artı 7 de eksi 7 olarak geçti diyorum. İşte tersini almış olduk. Bu da f-1 x fonksiyonunu verdi. Bakın burada yerlerini değiştirmiş. O halde ben önce düzenleyeceğim. Eksi 2x artı 5 olarak değiştirdim. Bölü x artı 6 diyorum. Şimdi kuralıma uygun bir pozisyonda. O yüzden bu eksi 2 ile bu 6 hem yer değiştirecek hem işaret değiştirecek ters fonksiyonumda eksi 6x artı 5 bölü x artı 2 olacak diyoruz arkadaşlar. Şimdi burada da bir şey eksik. Hiç yok. Yani burada yer değiştirmiş ama buraya baktığınızda şurada bir 0 x elemanınız olmalıydı. O yüzden bunu 0 x artı 3 olarak olmayan yerine 0 yazıyorum. Böyle 2 x eksi 1 olarak tekrar düzenlersem Buradaki sıfırla eksi 1 hem yer değiştirecek hem işaret değiştirecek ama sıfır zaten işaretsizdir. Onun bir önemi olmayacak. O yüzden f eksi 1 x dediğim değer eksi 1 artı 1 olarak geçti. Artı x artı 3 bölü 2 x eksi sıfırın bir önemi yoktur. O yüzden bu haliyle bıraktım diyorum arkadaşlar. Şimdi ters fonksiyonları gösterim üzerinde inceleyeceğiz arkadaşlar. Hangilerinin tersi de bir fonksiyondur? Şu an burası A. Burası B kümesi olsun. A'dan B'ye tanımlamış bak fonksiyonu. Ben tersini B'den A'ya tanımlayacağım. Yani yeni tanım kümem B'nin elemanları iken yeni görüntü kümem A kümesinin yani değer kümesi A iken görüntü kümesi A'nın elemanlarından oluşacak diyorum. O halde B'den A'ya tanımlarken bak okları tam tersi yönde alacaksınız. Yani bir bizi A'ya götürecek, bir bizi B'ye götürecek. Bu kesinlikle fonksiyon olamaz. İki durumdan dolayı öncelikle yeni tanım kümem B olduğu için tanım kümesinde açıkta eleman bırakmış. Kalmamalıydı. O yüzden bu durumdan dolayı fonksiyon değil öncelikle. Daha sonrasında bakın bir çocuğu iki tane anneye gitmiş A ve B annelerine. O yüzden bu da fonksiyon belirtme durumuna aykırıdır. Fonksiyon belirtmez diyorum. Hemen geldim buraya. Bakın artık yeni tanım kümeniz burası. Çünkü ters fonksiyon tanımlıyorsunuz. Tanım kümenizde açıkta eleman kalmamış. Fakat bir çocuğu hem B annesine hem A annesine bir çocuğun iki tane annesi olmaz. O yüzden bu da fonksiyon belirtmez diyorum. Burada 1 ve iki elemanları bulunsun. Bakın tersten fonksiyon tanımlarsanız açıkta eleman kalmıyor. Aynı zamanda bir B'ye iki de A'ya gidiyor. Bir çocuğunun B annesi, iki çocuğun da A annesi var. Yani annesi A'ymış anlamında söylüyorum bunu. O halde hiçbir sıkıntı yok fonksiyon tanımıyla alakalı. O yüzden fonksiyon belirtir diyorum. Hemen geldim son iki örneğime. Şimdi bakın A'dan B'ye tanımlamış tersiyle ilgilendiğim için ben buradan B'den A'ya doğru tanımlayacağım. Şimdi bakın baktığınız zaman yeni tanım kümenizde iki açıkta kalmış. Açıkta eleman kaldığı an fonksiyon belirtmez diyorsunuz. Yine aynı şekilde A'dan B'ye tanımladım. Tersini de B'den A'ya tanımlıyorum. O halde bakın burada açıkta eleman kalmıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Bir çocuğu A annesine, iki çocuğu C annesine, üç çocuğu B annesine gidiyor. Hiçbir sıkıntı yok. Her çocuğun birer annesi olmuş oluyor. O yüzden bu da fonksiyon belirtir. Tersi fonksiyondur diyoruz yani. Olayımız bu. Şimdi arkadaşlar Yine bize iki küme vermiş. Bakın tersinde B diyor. Şimdi normal fonksiyonunuz F olarak tanımlanmış. A'dan B'ye gittiğini gösteriyor. O halde tersinde soruyorsa B'den A'ya tanımlayacaksın. Yani yeni tanım kümen B kümesinin elemanlarından oluşacak. Görüntü kümesini tanıma götürüyorsun gibi de düşünebilirsin. Buradan B değeri nereye gidiyor arkadaşlar? B'ye. Yani aslında şunu söylüyor. Görüntü kümesinde B... Tanım kümesinde hangi elemana karşılık gelir? Bakın B tanım kümesinde 1'e karşılık gelir. Normal bir fonksiyon üzerinden değerlendirirsek. O yüzden direkt gittiği değere bakıyorum. Beni 1'e götürüyor diyorum. Tersinde 2. 2'nin geldiği A. O yüzden A'ya gider diyorum. Eşittir 3A artı 2'ymiş. Buradan hemen bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafadan. 2A eşittir eksi 1. A da eksi 1 bölü 2'dir diyoruz arkadaşlar. Yine benzer bir soru. Bakın bu x'i bu y'yi temsil eder. Yani A kümesi, B kümesi, tanım kümesi, görüntü kümesi, x değerleri, y değerleri gibi. O halde tersinde bakın sonucun 2 olduğu değer için x nedir? Eksi 3'tür. Aynı şekilde tersinde eksi 2 eksi 2 olan değeri yani eksi 2'yi hangi ifade yapar? Hangi ifade eksi 2'ye gider? Bu da eksi 4'tür. Özür dilerim artı 4'tür. Bunun üzerinde de bir eksi 1 değeri var gördüğünüz gibi. Artı f1 bu normal bir fonksiyon. 1 nereye gider? Eksi 1'e gider diyorsunuz. Yani buradan eksi 3 Buradaki üslü ifade normal bir şekilde 4'ün eksi 1 kuvveti takla attırır. 1 bölü 4 olur. Eksi 1. Bu ifadede eksi 4 artı 1 bölü 4 olur. Bu da eksi 16 artı 1'den eksi 15 bölü 4 olarak cevabımızı verir. Evet yine örneklerle devam ediyorum arkadaşlar. Bakın f'in tersinde 3 soruluyor. Yine çok güzel bir ayrıntı ters fonksiyonla alakalı şöyle bir durum daha var bilmeniz gereken. Eğer siz ters fonksiyonda buradaki ifadeyle buradaki ifadeyi yani içerideki ile dışarıdakini yerine yazdığınız değerle sonucu yer değiştirdiğinizde fonksiyon terse döner. Yani bu f'in tersinde artık yer değiştirdiniz. Eksi 1 dediğiniz değer yazamadım. f'in tersinde eksi 1 dediğiniz değer eşittir 3 olacak arkadaşlar. Aynı şeyi buna da uygulayabilirsiniz. Bakın düz fonksiyonda terse döner. Yani ben bunu yer değiştirdiğim an f'in tersinde 3 dediğim değer eşittir 4 olarak yazabiliyorum. E bu durumda f'in tersinde 3 dediğim değer bakın bizi nereye götürüyor? Şurada düzenledik 4'e götürüyor. F'in tersinde eksi 1 dediğimiz değer de bizi 3'e götürüyor. O halde toplamları 7'dir diyoruz. Tekrar söylüyorum. Eğer fonksiyon normal bir fonksiyonsa yer değiştirdiğiniz an ters fonksiyona dönecek. Eğer ters fonksiyonsa da yer değiştirdiğiniz an normal bir fonksiyona dönecek. Hemen buradaki örnekte gösteriyorum bunu. Bakın. Bu fonksiyonu şu halde de yazabiliyorsunuz. Ben bunları yer değiştiririm. O halde f'te 2 eşittir 3 olur. Çünkü ters fonksiyon düze döndü. E bu durumda f 2 için x yerine 1 yazmam gerekir arkadaşlar. Burada da x yerine 1 yazıyorum demektir. O halde m artı 2 dediğim değerde sonuç olarak beni 3'e götürüyormuş. Gönderdim karşıya. m buradan artı 1'dir diyoruz arkadaşlar. Hemen geldim bir sonraki soruma. Şimdi F'in tersindeki zaten ters fonksiyon verilmiş. birebir ve ortam tersinin alınabileceği anlamına geliyor demiştik. Hemen bu ifade 2'ye eşitlenecek. Yani x artı 2 bölü x eksi 3 dediğim değer eşittir 2. Altında gizli bir var. İçler dışlar yapalım. Buradan x artı 2 eşittir 2 x eksi 6. Hemen buluşturalım ayrı düşmüş arkadaşları. x eşittir 8. Cevabım 8 değil. Ben şu anda x yerine ne yazacağımı buldum. Sonuç buradaki ifade. Getirip 8'i orada yerine yazmak zorundayım. Bu durumda 2 çarpı 8 eksi 1 bölü 8 eksi 4'ten 16 eksi 1 15 bölü 4 cevaptır deriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar g'nin tersinde 3 nedir diye soruluyor. Şimdi F'de 2 4 verildiyse ben bu F'de 2'yi mutlaka kullanacağım. O halde getirip x yerine 2 yazarsam F'de 2'ye ulaşabilirim. Her yerde x yerine 2 yazıyorum. Bu durumda g'de 5 eksi F2 dediğim değer eşittir. 2 F2 eksi 5'e gidiyor. Bana zaten F2 değeri verilmiş 4 olarak o halde yerine 4 yazarsak g'de 1 dediğimiz değer bizi 8 eksi 5'ten 3'e götürür. Şimdi tersinde 3 soruluyor. Bakın tertemiz çıktı zaten. Tersi içinde bunlar yer değiştirecek. G'nin tersinde 3 eşittir 1 olacak diyoruz. Ve geçiyoruz. F doğrusal fonksiyon olmak üzere bize tersiyle ilgili eşitlikler verilmiş. Buna göre aşağıdaki ifade nedir diyor. Şimdi bunlar yer değiştirdiği zaman f'd 2 eşittir 2 oluyor. Düze dönüyor. Bunlar yer değiştirdiği zaman f 3 eşittir 4 oluyor. E biz doğrusal fonksiyon modelinin ax artı b şeklinde olduğunu biliyorduk. O halde 2 için 2'ye gidiyorsa 2x yerine yazarım 2a artı b eşittir 2 derim. 3 için 4'e gidiyorsa 3a artı b eşittir 4 derim. Sonra yukarıya eksiyle çarpıp taraf tarafa toplarsam 3a eksi 2a'dan a artı b eksi b gitti. 4 eksi 2'den 2 geldi diyorum. Her tarafı eksiyle çarpmış oldum. a 2 bulduysam burada a yerine 2 yazarsam 4 eksi 2 beni 2'ye götürür. O yüzden b'ye de eksi 2 düşer diyorum. E arkadaşlar fonksiyonumuzu yeniden oluşturalım. Yani ben a'yı 2 bulduysam 2x, b'yi eksi 2 bulduysam eksi 2 olarak düzenliyorum. E şimdi fx buysa de 0 eşittir eksi 2. f'in tersinde eksi 1. Bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi bunun tersini olup eksi 1 yazabilirsiniz ama arkadaşlar zaten eksi 1 y değeri yani sonuç demek. O halde ben sonuç için bu ifadeyi eksi 1'e eşit dediğimde x'in aldığı değeri bulurum. O da sonucu yani bu ifadenin alacağı değeri vermiş olur bana. O yüzden 2x eksi 2 eksi 1 ise karşıya attım. Buradan 2x eşittir 1, x eşittir 1 bölü 2 çıktı. Yani f'in tersinde eksi 1, 1 bölü 2'ymiş arkadaşlar. Anlaştık. Tekrar söylüyorum. Ters fonksiyonun değeri sonuçtur. O yüzden bu ifadenin ters fonksiyonunda eksi birini istiyorsa işlem yaparak da ya da hani x artı 2 bölü 2 deyip orada eksi biri yerine yazsanız da aynı sonuca ulaşacaksınız. Ya da bu ifade direkt eksi 1'e eşitlendiğinde bulduğunuz x değeri bunun sonucunu vermiş olacak. Tersten gidiyorsunuz. Normalde x yerine yazardınız. Burada eşitleme yapıyorsunuz. Bu durumda ikisinin toplamı istendiği için f'te 0 eksi 2 bulundu. f'te eksi 1 1 bölü 2 bulundu. Ve eksi 4 artı 1'den eksi 3 bölü 2 cevap oldu diyorum. fx bu şekilde tanımlanmış. Tersinde 6 nedir diye soruyor. Şimdi bunu önce uzun yoldan yapacağım arkadaşlar. Birinci yol diyorum. Uzun yoluyla yapıyorum. Şimdi bu yolda daha önce gösterdiğim gibi fx'i y diyorum. y eşittir. Kökte x artı 5 artı 3 diyerek x'i yalnız bırakmaya çalışıyorum. Yani buradan bunu karşıya gönderelim. y eksi 3 eşittir kök içerisinde x artı 5 olsun. Daha sonra kökten kurtarmak için her iki tarafın karesini alalım. Buradan y eksi 3'ün Karesi eşittir. Kare ile kök gittiği için x artı 5. Hala eksi yalnız kalmadı. Bunu da gönderiyorum. y eksi 3'ün karesi eksi 5 eşittir x. Şimdi x yerine y, y yerine x yazıyorum. x eksi 3'ün karesi eksi 5 eşittir y. y de zaten ters fonksiyonumda O yüzden f eksi 1 de x dediğim değer eşittir. x eksi 3'ün karesi eksi 5 olarak yazılır diyorum. f'in tersinde 6'yı istediği için getiriyorum. Burada 6'yı yerine yazıyorum. f'in tersinde 6 dediğim değer 6 eksi 3'ten 3 karesinden 9 5 çıkarırsak 4 elde ederiz diyoruz. Şimdi bunu bulduk. Uzun yolla. Yani bize f'in tersinin 6 demeseydi işte ters fonksiyonun bu olacaktı. O yüzden yazdım. Şimdi geliyorum ikinci yoluma. Şimdi ikinci yolda da arkadaşlar tersi bunun eşit olduğu değer değil miydi az önce söyledim? O halde bu kalemle devam edeyim. O halde Kök içerisinde x artı 5 artı 3 dediğimiz değeri 6 yapan x'i arıyoruz biz. Bunu karşıya atıyoruz. Kök içerisinde x artı 5 dediğimiz değer eşittir 3 oluyor. Daha sonra her iki tarafın tabii ki karesini alıyoruz kökten kurtarmak için. Kareli kök gitti x artı 5 eşittir 9 yaptı. Bunu da karşıya attık x eşittir 4 oldu. Bakın aynı sonuca ulaştırdı bize. Tabii ki bu daha pratik verilen sayı değerleri için. Şimdi geliyorum yandaki ifade. Çok iyi bir soru. Şöyle bir bakın bakalım yapabileceğinizi düşünüyor musunuz? Tersini nasıl alacağız? Normalde x'i yalnız bırakacağız. Fakat burada bu haliyle x'i yalnız bırakmanız mümkün değil. Tabii ki öncelikle bir matematik hilesi kullanacağız yine. Toparlama, düzenleme, derleme. Bunun için de özdeşlik kullanacağız arkadaşlar. Toplamın kare özdeşliği. Bakın. Niye bunu yapıyorum şimdi? Ben buraya y dersem bunu karşıya attığımda bu x'leri yalnız bırakamam ki tekrar x parantezini alsam bile bir daha x kalır. Yani x'in biri burada, biri burada olur. Öyle bir şey istemiyoruz biz. O yüzden şuradaki ifadenin yarısı 2 olduğu için hani birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı ifadesini ortaya çıkarabilirim diye düşünüyorum. O yüzden f(x) fonksiyonunu tekrar düzenliyorum x artı 2'nin karesi desem birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesinden 4 geliyor. Ama benim ifademde 7 var. 3 eksik çıktı. O yüzden artı 3'ümü daha sonra ekleyerek yazdım. Şimdi bunu güzel güzel düzenledim. O halde fx y idi. Bu da x artı 2'nin karesi artı 3'tü. Şimdi bunu artık x'i yalnız bırakmak istediğim için karşıya gönderip y eksi 3 dediğim değer x artı 2'nin karesine eşit diyebilirim. Daha sonra bunların her iki tarafını da karekök içerisine alırsam. Bakın bunlar birbirini götürürse çift derecede bu mutlak olarak dışarıya çıkardı. Mutlakta x artı 2 eşittir. Kökte y 3. Şimdi ben bunun nasıl dışarıya çıktığını bulabilmek adına işte yukarıda verilen bilgiyi kullanıyorum. Eğer x değerlerim eksi 2 ile sonsuz aralığındaysa burası eksi 2 için 0 yapar. Eksi 2'den daha büyük değerler için hep pozitiftir. Hep pozitifse olduğu gibi dışarıya çıkar. Yani x artı 2 eşittir kök içerisinde y eksi 3 oldu. Sonra bu artı 2'yi artık karşı tarafa attım. Kök içerisinde y eksi 3 eksi 2 eşittir x oldu. Şimdi x yerine y, y yerine x yazdım. Kök içerisinde x eksi 3 eksi 2. Y dediğim değer artık benim ters fonksiyonumdu. F'in tersinde x eşittir. Kök içerisinde x eksi 3 eksi 2 haline geldi diyorum. İşte ters fonksiyonu sorarsa yapacağımız işlem bu. Aralık nasıl çıkaracağımıza yaramış oldu diyoruz arkadaşlar. Öğrencilerde gözlemlediğim, bunun ne olduğunu unuttuğunuz belki bilmiyorum, direkt bilmiyorsunuz demek istemiyorum ama genelde bu buradaki verilen ifade ne demek hocam, ne diyor burada gibi sorularla çok karşılaşıyorduk tabii ki bu korona günlerinden önce. O yüzden ona hemen değinmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar A kümesi A'dan B'ye tanımlanıyorsa Buraya yazabileceğiniz tüm değerler reel sayılar kümesinin elemanlarıdır. Fakat paydayı sıfır yapan değeri hiçbir zaman yazamayacağınız için x asla 3 olmaz. Yani x eksi 3 eşit değildir sıfırdır. Sıfır olursa tanımsız olur. O yüzden x asla 3'e eşit değildir. Demek ki sen buraya bütün reel sayıları yazabiliyorsun fakat 3'ü hiçbir zaman kullanamıyorsun. Reel sayılar fark 3'tür diyoruz A kümesine. Peki B kümesi ne oluyor arkadaşlar? B kümesi de hani bu ters görüntüsü oluyordu ya arkadaşlar. O yüzden B kümesi tersinin paydasını sıfır yapandır aslında. A kümesi, tanım kümesi ifadenin paydasını sıfır yapan değeri çıkardığınızda bulduğunuz kümedir. B kümesi yani değer kümesi ise tersinin paydasını sıfır yapan elemanı çıkardığınızda bulduğunuz kümedir. Hemen f'in tersinde x eşittir. Bu ikisi yer ve işaret değiştiriyordu. Eksi 2x artı 1 bölü x artı 4. İşte burayı sıfır yapan x eşittir. Eksi 4 değeri hiçbir zaman kümenin elemanı olamaz. O yüzden b kümesi reel sayılar fark reel sayılardan çıkardım. Eksi 4 elemanını olarak gösterilir. İşte bu sorularda demek istediği şey de bu arkadaşlar. Ben ilk olarak tanım kümesinde reel sayılardan eksi 1'i çıkarıyorsam eksi 1 paydasını sıfır yapan değerdir. Ben o yüzden o ifadeyi çıkarıyorum küme elemanlarından tanımsız olduğu için. E bu durumda eksi 1'i yerine yazarsam eksi 2 eksi b eşit sıfır yapıyormuş. O halde b değeri eksi 2'dir diyorum. Değer kümesi içinde ne demiştik? Tersinin paydasını sıfır yapan değer. O yüzden tersini alıyorum öncelikle. Yer ve işaret değiştirdiler. Bx artı 3 bölü 2x eksi a haline geldi. Demek ki bunun paydasını sıfır yapan x değeri 2. O halde yerine yazarsam 4 eksi a eşittir 0. Buradan da a eşittir 4 gelir diyorum. E i̇kisinin çarpımı isteniyor. Eksi 8 cevaptır. Diyoruz bu durumda. Hemen geldim son soruya. Bakın burada fx'i önce düzenlemeniz lazım. Çünkü ayrı düşmüş x'leriniz var. Burayı hemen x parantezine alıyorum. Tabii ki buradan 6 artı a artı 2 değeri geliyor. Böyle x artı 2a. Şimdi bir fonksiyon tersiyle eşitse yani fonksiyonun tersi kendisine eşitse arkadaşlar hemen kurallaştırıyorum bunu. Bakın ax artı b bölü cx artı d fonksiyonu eşitse tersi olan bunlar yer ve işaret değiştiriyordu. Eksi dx artı b bölü cx eksi a'ya. Şimdi bunlar birbirine eşitse mutlaka A değeri eksi D değerine eşit olmalı ki bakın D değeri de eksi A'ya eşit çıksın ve hiçbir şey değişmemiş olsun. O yüzden mutlaka o yer değiştirenler birbirinin zıt işaretlisi şeklinde bulunmak zorundaymış arkadaşlar. Bunu yer değiştirdiğinizde aynı ifadeyi sağlaması gerektiğinden yola çıkarak düşünebilirsiniz. Şimdi F'a isteniyor. Önce şunun tersi kendisine eşitse bu ifade eşittir. Bunun zıt işaretlisine diyorum. Buradaki değerimi burada söylediğimi kullanarak. 6 artı a eşittir eksi 2a olmalıymış. Bunu karşıya attım 6 eşittir eksi 3a olmalıymış. Her tarafı eksi 3'e böldüm a eşittir eksi 2 olmalıymış. f'de a soruluyor. Önce a'yı bir yerine yazalım fonksiyonu düzenleyelim bakalım. a yerine eksi 2 yazarsanız burası 4x artı 2 bölü x eksi 4 olur. Şimdi f'de a yani f'de eksi 2 soruluyor. x yerine eksi 2 yazarsanız 4 çarpı eksi 2'den eksi 8. 2 ekledim eksi 6 bölü. Eksi 2 eksi 4'ten eksi 6. Buradan da sonuç 1'dir dersiniz arkadaşlar. Bitmek bilmeyen konu yapmışlar diye düşünüyor olabilirsiniz arkadaşlar. Az kaldı merak etmeyin. Şimdi burada yine bu ifadeler tanımsızlık ifadeleriydi. Onu öğrenmiş olduk artık. Şimdi eğer size F'te karmaşık bir ifade verilirken fx soruluyorsa bakın bunu da aklınızda tutun iyi dinleyin. Bunun her zaman tersi alınır. Tersini al. Buradaki x'in yerine yaz. O zaman fx ifadesini bulmuş olursun. Her zaman. Şimdi bu ifadenin tersini öğrendik. Tersi x artı 3 bölü 5'te. Onu da getirip buradaki x yerine yazarsak bakın 5 çarpı x artı 3 bölü 5 parantezde yazıyorum. Eksi 2 bölü. Burada da 5 çarpı x artı 3 bölü 5 eksi 1. Şimdi bakın buradaki 5'ler birbirini götürdü. Ve benim elimde yalnızca x artı 1 bölü x artı 2 kalmış oldu. İşte fx fonksiyonu budur. Burada da zaten bakın niye bunun tersini burada yerine yazıyoruz. Yazalım. Yerine yazdığınız zaman her daim 5 çarpı x artı 3 bölü 5 eksi 3'ten bakın bunlar gitti. Artı 3 eksi 3 de gitti. Geriye sadece x kaldı. Yani fx'i buluyorum ben. Her zaman tersini yerine yazdığınızda fx ortaya çıkıyor. O yüzden burada da yerine yazıyorum. Karşıda da yerine yazıyorum ki değerini bulmuş olayım. Ve bir sonraki sorum bileşke ile alakalı. F gx eşittir 3 X artı 2 verilmiş. F fonksiyonum elimde. F gx isteniyorsa, şu anda ben X yerine getirip G yazacağım. Başka bir alternatifim yok. Bu durumda F gx G X fonksiyonum. Eşittir gx x yerine yazdığım için artı 3 haline geldi. E bu ifade de bakın karşı tarafta 3x artı 2 eşitmiş bana bunu söylüyor. O halde hemen bunu karşıya gönderip gx'i yalnız bırakıyorum. Sorulan bu olduğu için o da 3x eksi 3 olarak geçtiği için eksi 1 yaptı diyorum. Ve geldim yine bir sonraki örneğime. Şimdi... Bileşke verilmiş, f verilmiş, g'nin tersinde x eksi 1 soruluyor. Hemen şu bileşkeyi düzenliyorum. f'te gx eşittir 6x artı 7. Arkadaşlar, şimdi bize verilen fonksiyon f'te x artı 2. Öncelikle biz fx'i bulalım ki f'te gx için x yerine gx yazmam gerekecek çünkü fx'i bulmak için de bunun tersini, x eksi 2 tersi getirip burada yerine yazıyorduk. Bakın zaten eksi 2 artı 2 birbirini götürünce fx kalıyor. fx eşittir. Burada yerine yazarsak 3 çarpı x eksi 2 eksi 2 geliyor. O da dağıtırsak 3x eksi 6 eksi 2'den eksi 8 geliyor. fx bu. Şimdi f'te gx için tekrar x yerine gx yazıyorum. f'de gx değerim de 3 tane gx Eksi 8 oluyor. E bu ifade de bakın karşılık olarak 6x artı 7'ye eşitmiş. O halde normal denklem çözümü. Karşıya gönderdim. 3gx eşittir. 6x artı 15. Her tarafı da 3'e bölüyoruz arkadaşlar. Bunlar birbirine götürdü. Daha sonra burayı 3 ortak parantezine alıyorum. 2x artı 5. 5 bölü 3 kalıyor ve 3'ler de gidiyor. Geriye sadece 2x artı 5 kalıyor. Peki nedir bu 2x artı 5? Gx değeridir. Gx eşittir 2x artı 5 iken benden g'nin tersinde x eksi 1 isteniyor. Öncelikle g'nin tersini bulmak için g'nin tersinde x eşittir. Bakın bunun tersi X eksi 5 bölü 2 idi. Ters işlemden kısaca çıkarıyorduk. E, G'nin tersinde x eksi 1 isteniyor. Bu da x yerine x eksi 1 yazacağın anlamına geliyor. Her iki tarafta da. Hemen şuraya alıyorum onu da. X yerine x eksi 1 yazdım. Tekrar eksi 5 değerim var. Ve bölü 2 dediğim için x eksi 6 bölü 2 cevaptır diyorum. Ve yine güzel bir soru. Bakın arkadaşlar, bu fonksiyondan buna ulaşmak istediğiniz için sorulanla verilene direkt ulaştıracak bir bilgi var elimizde. O bilgi de şu. Ben buradaki fonksiyonun direkt tersini alırsam, tabii ki karşı tarafında tersini almak zorundasınız. Bakın, bunun tersini alırsanız hemen bileşke ile ilgili bir not söylüyorum size. f bileşke g fonksiyonunun tersi alınırken ilk önce bunlar yer değiştirir. Sonra üstteki ifade dağılır ters fonksiyon olarak. Yani g'nin tersi dağıtmış oldum bunu bileşke. F'in tersi elde edilir. Diyelim ki f-1 bileşke g'nin tersini almak istiyoruz biz. Bunlar her zaman yer değiştirecekler. O halde g'nin hemen üzerine aldı. Eksi 1'i bileşke f'in Tersin tersi her zaman kendisi olduğu için direkt f değeridir arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Ters fonksiyonun tersi kendisini f'i verir diyorum. Önemli bilgiler. Diyelim ki 3 tane ifadenin bileşkesinin tersi var. F bileşke g ters bileşke h olsun mesela. Bunun tersini almak istiyorsam yine bakın yer değiştirecekler. Sondan başa doğru yazacağım ve tek tek tersleri üzerine uygulayacağım. H eksi 1 bileşke tersinin tersi kendisi g bileşke f eksi 1. İşte bu şekilde ters alıyoruz bileşke fonksiyonda. O halde bu arkadaşın tersini aldığımda bakın yer değiştirdi. Tersin tersi kendisi oldu g ile başladı. Bileşke f ters oldu. Hiç zaten sorulan bu. O halde bu ifade eşitmiş bunun tersine. Bunun tersi de x artı 7 bölü 4'tü. Kısaca Aldığımız zaman. İşte böyle karmaşık ifadelerde ben bunu tek tek açayım bulayım derseniz zor olur. Önce bir bakın direkt elde edebiliyor musunuz diye. Yine bileşkenin tersi ile alakalı. Bakın bunlar yer değiştirecek. G tersin tersi kendisi zaten bileşke. F tersin tersi kendisi. G bileşke F isteniyor. Şimdi bu fonksiyon da G'de aslında f fonksiyonudur. Tabii ki şurada x değerlerimiz var. O yüzden burada da f x fonksiyonu tekrar yazıldı. Şimdi fx fonksiyonumun değeri bakın bize verilmiş 3x artı 2. O zaman ben g'de 3x artı 2'yi arıyorum. Bu durumda getirip g fonksiyonunda x yerine 3x artı 2 yazıyorum. O da 3x artı 2 artı 1 bölü 3 oluyor. Bu arkadaş da 3x artı 3 bölü 3. 3 ortak parantezin alırsanız x artı 1 bölü 3. 3'ler gitti. x artı 1 kaldı diyoruz. Bunu başka bir yolla daha göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi verilen fonksiyona dikkat edin. En son bulduğunuz g bileşke f x fonksiyonuydu. Şimdi biz g fonksiyonunu biliyoruz. Bakın fonksiyonu x artı 1 bölü 3. Bileşke f fonksiyonu da 3x artı 2. Şimdi bileşkeyi bu şekilde değerlendirirken buradaki ifade buradaki x yerine yazılır. Yani bu haliyle de çözüme ulaşabilirsiniz. Getirip en sağdakini soldaki x yerine yazıyorum. Bu durumda 3x artı 3 bölü 3 oluyor. Yine buradan x artı 1 elde ediyoruz. Mantık aynı mantık. Şimdi bu soru için de arkadaşlar bakın bu fonksiyonda bunlar yer değiştirdiğinde f eksi 1 de 5 eşittir 2'dir diyeceğiz. Aynı şekilde bunlar yer değiştirdiğinde fonksiyon düze döndü. h 2 eşittir 3 diyeceğim. Aynı şekilde bunlar yer değişti. g 7 eşittir 3 oldu diyeceğim. Yani benim işime hangileri yararsa onları kullanacağım birazdan. Şimdi bu fonksiyonda tersi dağıtırsam tersten sondan başa doğru yazıyordum. g'nin tersi bileşke tersin tersi kendisi h bileşke f'in tersinde aslında 5 isteniyor. Bu fonksiyonda g'nin tersinde h bu fonksiyonda eksi 1 tekrar bu fonksiyonda 5 değeri istenendir anlamına geliyordu. O halde F'in tersinde 5 dediğim değer bakın beni 2'ye götürüyor. e Şimdi G'nin tersinde H ve H'da da tekrar 2 değerim var. H2 değeri beni 3'e götürüyor. O halde sorulan G'nin tersinde 3 artık. G'nin tersinde 3 de verilmiş zaten beni 7'ye götürüyor cevap. 7'dir diyorum arkadaşlar. Neredeyse bir saatlik bir video oldu. Ama yapacak bir şey yok. Öğreneceğiz. Şimdi bakın arkadaşlar çok iyi bir soru. Yine burada matematik hilesi kullanacağız. G'de G isteniyor. Elimde fazlalık olan F'ler var fakat bu F'ler bakın birbirinin tersi. Eğer siz fonksiyonun kendisiyle tersini birleştirirseniz onlar birbirini götürür arkadaşlar. Birim fonksiyon elde edilir. O yüzden hemen bu ikisini bileşke alıyorum. G bileşke F. Tekrar bileştiriyorum bunu buradaki fonksiyonla. F eksi 1 bileşke G x elde etmiş oluyorum. Bu ifade de bununla bunu bileştirdiğim için 5 x eksi 2 bileşke x artı 1 bölü 3 olmuş oluyor aslında. Şimdi bakın bunlar birbirini götürüyor. İşte benim elimde sadece g bileşke g'dx kalıyor. Amacım buydu. Bu ifade de bileşkede en sağdaki, soldakinde x yerine yazılıyordu. Bu durumda 5 çarpı x artı 1 bölü 3 eksi 2 işte g bileşke g fonksiyonu. E burada 2 soruluyorsa ben artık x yerine 2 yazacağım her yerde anlamına geliyor. Bu durumda G bileşke G'de 2 dediğim değer eşittir. 3 bölü 3 1 yaptı. 5 ile çarptım 5. 2 çıkardım. 3 haline geldi. Ve son sevinebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi H da 3 sıfırmış. F'in tersinde 3 soruluyormuş. Bakıyorum elimde olan bilgilere. Bakın burayı düzenlerseniz G'nin tersinde H. Tekrar bu fonksiyonda F. Tekrar X artı 2 değeri eşittir. G'nin tersinde X eksi 2 bölü 5. Şimdi bakın G'nin tersi G'nin tersi. O halde bunların ifadeleri birbirine eşittir. İçindeki ifadeler eşittir. Bu durumda H'da F X artı 2 dediğim değer eşittir diyorum. X eksi 2 bölü 5'e. Şimdi bu bana H'da 3'ün 0 olduğunu söylüyor. O halde burası üçgen bunun tamamı da 0'mış. Arkadaşlar buradan faydalanıp o zaman x'i bulabilirim. Yani x eksi 2 bölü 5 dediğim değer eşittir 0 ise x eşittir 2'dir. O halde ben getirip burada yerine yazarsam h'ta x yerine 2 yazdım. F 4 dediğim değer elde edilmiş oldu. Ve buraya 3 dediğim için zaten ben f'de 4'ü aslında 3 buldum f'in tersinde 3 istendiği için bunlar yer değişirse f'in tersinde 3 dediğim değer de beni 4'e götürür. Geçmiş olsun arkadaşlar. Umarım çok iyi Netler yaparsınız çözdüğünüz her denemede sınavda da soru kaçırmazsınız bu konuyla alakalı. Tabii ki konum bitmedi hala e, artan azalanlık maksimum minimumluk gibi ifadelere değineceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakın iyi çalışmalar diliyorum.